Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınem istiklalar ikranımız olsun. Xitay Kompartiyasının 3. umumi yığını yip kaldı ahırlaştı. Xitay Kompartiyası 20. növetlik Merkezi Komiteti 3. umumi yığını yip kaldı ahırlaşkan bulup, yığın ahırlaşkıca sürat videolarının tarqıtılmaslıqı dikkat kozgıdı. Xitay Kompartiyası organ torunun 18. iyul haber kılışça, tötkün devamlaşkan Xitay Kompartiyası 20. növetlik Merkezi Komiteti 3. umumi yığını 18. iyul ahırlaşkan bulup, yığın hakkıda hiçkandak sürat ve sırlık haberlerinin tarqıtılmaslıqı, Xi Jinping'nin birer parça suretini mi çıkarmağalıqı hakkıda haberler tarqılgan. Bu mesele halkarada gulgulu kozgan bir payette 18. iyul Xitay taratkuları yığının sırlık haberini tarqıtkan. Hong Kong akhbarat vasıtlarının haber kılışça, tötkünlük yığın yepkaleti devam kılgan bulup, adetkidek yığının ahırlaşı murasimi Xitay Xalq Sarayı'da ötküzülgen. Yığında tehimi umumiyüzlük çunkur ıslahat yürgüzüş ve Xitaycı zamanivileşini ilgiri sürüş doğrusudaki karar lahisi müzakir kılıngan. Xitayının nurgullugan resmi akhbarat vasıtları bu yığınğa arka-arkadan baha berip, bu qetimki 3. umumi yığının neticesi Xitay bilen dünyanın öz ara alaqısın tizildişten sırt, dünyaya tehimi köp pürset yaratıp beridiganlıqını dava kılgan. Xinhua agentliğinin 18. iyul haber kılışça, mezkur yığında sabıq taşqı işler ministeri Çingang'nın istifa namısını kubul kılgan ve onu Merkezi Komitet azalıqının elip taşlıgan. Xitayının sabıq taşqı işler ministeri Çingang buldur vazifege oldurup 7 aydın kiyilla tuyuqsız gayip bolgan idi ve 2023 yılı 7. ayda taşqı işler ministerliği vazifesinden 10. ayda devlet meslehetçisi vazifesinden elip taşlangan bulup, hazırgıcı aşkarı sorularda körünmegen. Xitayning Sharq Turkistondagi dini bastirishi haqida muhokama yig'ini o'tkazildi. 18 iyul İstanbul'da Şarkı Türkistan'da devamlı şivatkan dini besim, İslam düşmeliki ve İslam'ını Xitaycılaştırış urunuşları namlıq dökületini tunuşturuş mürasimi ve ilmi muhakimi yığını ötküzüldü. İlmi muhakimi yığını Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közdüş Cemiyeti'nin təşkilleşi, Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikinin hemkarlıqı bilen uğrullaştırılgan bulup, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan dini bastırışları, İslam düşmeliki siyasetleri ve asimilasiya kılış urunuşları hakkıda liksiya sözlendi. İlmi muhakeme yığını Abdicelil Qaracım'nın Kur'an tilaveti bilen başlangan bulup, aldı bilen Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közdüş Cemiyeti'nin baş katibi Abdülahad Udun ve Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan ayrım-ayrım ikili söz kıldı. Ular sözlerde Xitayning Sharq Turkistonga tajovuz qilgandan beri bastirishni izchil davomlashtirganligini, Xitayning terror siyosati ig'irlashganligi sababli bir qism davlatlarning parlamentlarining bu jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb muayyanlashtirganligini bildirishdi. Sharq Turkiston ulamolar birligining raisi dotsent doktor Olimjon Bug'da so'z qilib, Xitayning navbati Sharq Turkistonda islom dushmanligi siyosati ijro qilayotganligini, Sharq Turkistondagi musulmonlarning yo'qolish oldida turayotganligini mazkur dokument Şarkı Türkistan davasını xalqarada tehimi küçülük kün tertibke keltirişki vasıtı buluşini ümit kıldığalıqını bildirdi. İslam tarihi mütexassisi Profesör Doktor İhsan Süreyya Sinma Efendi söz kılıp, Şarkı Türkistan meselesini tehimi çoğunqur tunuşunu xalaydıqalıqını ve bu cahati tırışıvatqalıqını bildirdi. Arqıdın Türkiye Yaşlar Vakfı Taşqi Alaqı Mesuli Osman Kamil Başören söz kıldı. O dokulatını tayarlıgan cemiyet ve şahslarga rahmet etdiganlıqını, bu muhakeme yığınının Şarkı Türkistan davasını kün tertibke keltirişte zor ähmiyeti buluşuğu tilektaşlıq bildirdiganlıqını kayıt kılıp ötdi. Arkadın Siyer Vakfı'dan Muhammed Ali Ali oğlu söz kılıp, Şarkı Türkistan meselesinin allı burun dini besim ve İslam düşmanlıki meselesinden halkıp ketkelekini, dini ve milli cihetin umumiyüzlük katli amğı yüzlengelikini, nöbette Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıqının devamlı şivatqanlıqını alahide təkitledi. Muhakeme yığınının birinci baskıcıda mezkur dokulatını tayarlıgan Dilara Güzeldere Hanım, Feyza Pinar Kılıç Hanım, Adukat Hamid Akın Qatarlıq tətqiqatçı yazıqçılar sähnegi təklif kılındı. Yığın katnaş kuşları abdurlardın dokulat haqqıda suan sorudu. Tətqiqatçılar dokulatını ilmi halde kən dairlik tunuşturdu hem de Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq siyasetleri haqqıda yeni uçurlarını berdi.
Muhakeme yığınının ikinci baskıçıdan Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikinin reisi Dotsin Doktor Alimcan Buğda, Ankara Hacettepe Üniversitesi okutkıçısı Dotsin Doktor Erkin Ekrem ve Profesör Doktor Yasin Aktay sahneye teklif kılındı. Bu baskıçta Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan dini bastırış, İslam düşmanlığı ve İslam'ını Xitaycılaştırış katarlıq terör siyasetleri tarihi noktadan hem de nöbetteki real vaziyet noktasından muhakeme kılındı. Ular yığın iştirakçılarının dokulat haqqidagi suallarga javob berdi. Yig'in oxirida tadqiqotchi mutaxassislarga xotira buyumi taqdim qilindi. Yaponiya Orol davlatlari bilan birlikda Xitoyning kengayishiga qarshi turmoqchi. Yaponiya Tinch okean Orol davlatlari bilan yig'in o'tkazib, Xitoyning kengayishi va iqlim o'zgarishiga qarshi turishni planladi. Amerika Vazirining xabar qilishicha 10-chi navbatlik Tinch okean orollari davlatlari yig'ini 16 iyuldan 18 iyulgacha Tokioda o'tkazilgan. Yig'inga Yaponiya va Tinch okean orol davlatlari munbiriga a'zo 18 davlatning rahbarlari qatnashgan. Tinch okean orol davlatlari va rayonlarning rahbarlari payshanba kuni bir o'rtaq bayonotni ma'qullab, Yaponiyaning bu rayondagi taraqqiyot masalalarida texnik cho'ng rol o'ynashiga hamda har qanday majburlash harakati urinishlariga qarshi turishga qo'shilgan. Yaponiya aloqani kuchaytirish orqali Xitoyning ta'siriga taqobil turishni umid qilmoqda ekan. O'rtaq bayonotda rahbarlar Yaponiyaning iqlim o'zgarishi, dengiz bexatarligi va mudofaa iqtisodiy taraqqiyot qatorliq sohalarga texnik ko'p yordam qilishga qo'shilgan. Shundoqli bu masalada tinchlik va muqimlikning oldingi o'rinda turadiganligi bildirilgandan boshqa xalqaro qonunga asoslangan erkin va ochiq xalqaro qoida tartibining muhimligi alohida ta'kidlangan. Bayonot yana dunyoning har qanday joyida tahdid selish, kuch ishlatish yoki majburlash orqali navbatdagi vaziyatni bir taraflama o'zgartirishga urinishga qat'iy qarshi turadiganligi bildirilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bevosita tilga ilinmagan. Tashkilotlar birligi hay'ati Milliy ko'rish harakatining raisini ziyorat qildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxonning yetakchiligidagi bir hay'at 18-iyul Milliy ko'rish harakatining raisi Kamol Ergun apandini ziyorat qildi. Kamol Ergun hay'atni ishxonasida kutib olgan bo'lib, hay'at ziyorat davomida Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarata ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini Sharq Turkistonning navbatdagi ijtimoiy vaziyatini tanishtirdi. Suhbat jarayonida Turkiya va chet ellarda davom qilayotgan Sharq Turkiston davosi haqida o'zaro fikr almashtirildi. Milliy ko'rish harakati 1960 yili Turkiyada boshlangan, uning asoschisi Najmiddin Erbakan bo'lib, ilgari Turkiyaning bosh ministri bo'lgan. Bu harakat islomiy qimmat qarashlar va turk millatchiligini birlashtirishni maqsad qildigan ta'siri kuchlik harakat bo'lib, Turkiyadagi bir qancha siyosiy partiyaning qurilishiga turtki bo'lgan. Milliy ko'rish harakati faqat Turkiyadagi emas, balki Yevropadagi turk muhojirlari orasidami belgilik ta'siriga ega tashkilot hisoblandi. Rusiya Amerikaga qarshi yadro bomba o'rinlashtirish ehtimolligini o'tirg'i qo'ydi. Rusiya muavin tashqi ishlar ministri Sergey Ryabkov muxbirlarning Amerikaning 2026 yildan boshlab Germaniyaga Tomahawk uzun masofalik chorlog'ichi boshqarilgan bomba o'rinlashtirish qarori to'g'risidagi savollarga javob berib, Rusiyaning Amerikaga qarshi yadro boshqarilgan bomba o'rinlashtirish ehtimolligini o'tirg'i qo'ydi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Ryabkov Rusiyaning Amerikaning yadro boshqarilgan bomba iqtidorini oshirish qadamlariga inkos qaytarganligini bildirdi. Biz passiv ahvollarni o'z ichiga olgan har xil ssenariylarga tayyor turishimiz kerak degan. U Amerikaning Germaniyaga yiroq masofalik chorlog'ichi boshqarilgan bomba o'rinlashtirish qaroriga qarshi Rossiyaning ba'zi rayonlarga yadro bombasi o'rinlashtiradigan yoki o'rinlashtirmaydiganligi to'g'risidagi bir savolga men hech qanday tanlashni nazardan saqit qilmayman deb javob bergan. Amerika bilan Germaniya 10-chi iyul birlashma bayonot e'lon qilib, Tomahawk chorlog'ichi boshqarilgan bomba va boshqa yiroq masofalik qurollarning 2026 yildan boshlab Germaniyaga o'rinlashtirilganligini uqtirgan edi. Hurmatli ko'rganlar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.